Merhaba Tam İndir takipçileri. Bu videomuzda Motorola'nın Moto E4 Plus adını vermiş olduğu pil kapasitesiyle adeta şov yapan akıllı telefonunu yakından inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce o güzel ellerinizle videoyu beğenmenizi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve yorum yapmadıysanız da bir adet yorumu bize çok görmemenizi rica edeceğim. Çünkü biz siz bunları yaptıkça daha çok motive oluyoruz, daha çok video çekmek istiyoruz. Şimdi isterseniz yıllar sonra geriye çok hızlı bir dönüş yapan Motorola'nın bir diğer akıllı telefonu olan E4 Plus'ın dış görünüşüne bir bakalım. Ön tarafta 5.5 inç boyutunda oldukça güzel bir ekran bizi karşılıyor. Ekranın hemen üstünde bir ahize yer alıyor. Ahizenin yanında da kamera ve bildirim ışıkları, işte asıl önemli nokta, selfie severleri mutlu edecek bir LED flash yer alıyor. Telefonun sağ tarafında ses açma kapama tuşları, onların hemen altında da kilit tuşu yer alırken alt tarafına geldiğimizde mikrofon, hemen yanında micro USB girişi ve yanında hoparlör. Arkasında ise kamera, LED flash ve o hasret kaldığımız Motorola logosu yer alıyor. Motorola geri döndüğünden beri malzeme kalitesiyle telefonlarında beni kendine hayran bırakmayı başarıyor. Özellikle Berlin'deki IFA fuarında bir sürü yeni telefonlar falan tanıtmışlardı. Orada birçok telefonu hemen olduğu yerde ilk çıktığı an dokunarak böyle deneyimleme imkanı buldum. O noktada E4 Plus'ın da malzeme kalitesi gerçekten çok güzel. Bu telefonun asıl önemli olayı, yani telefon size böyle çok performans, işte çok oyun performansı gibi şeyler sunmuyor. Ama sizin için çok güzel bir ekran ve muhteşem bir pil ömrünü buluşturuyor. Zaten telefonun da iddiası bu. Yani siz "ben sadece alo diyorum, benim işim alo demek" diyorsanız bu telefon gerçekten size göre olmuş. Ekran demişken ekranın da ayrıntılarına bir bakalım. Ekranda çünkü bazı özellikler tamam güzel, büyük bir ekranı var falan ama birkaç taraftan da böyle birazcık ekranda üzücü noktalar var. Bir yakından bakalım. Ekran 5.5 inç boyutunda ve HD çözünürlüğe sahip. Ekranın piksel yoğunluğu ise 267 ppi ve tabii ki işte burada birazcık üzücü bir nokta var. Ekranın piksel yoğunluğu maalesef birazcık düşük kalıyor böylesine büyük bir ekranda. Fakat Motorola'nın diğer özellikleriyle bu telefonu rakiplerinden ayıran ciddi güzel özellikleri de var. Onlara da birazdan değineceğim. Şimdi isterseniz aynı fiyatta, yani buna yakın fiyatta olan General Mobile'in GM6'sının ekranıyla Motorola'nın Moto E4 Plus isimli akıllı telefonun ekranlarını bir yan yana koyalım. Bakalım hangisinin ekranı bize daha iyi bir deneyim sunuyor. Görmüş olduğunuz üzere iki telefonun ekranlarının arasında ciddi anlamda bir görüntü farkı var. GM6 gerek piksel yoğunluğu gerekse de gün ışığı altındaki performansıyla ekran konusunda gönülleri kazanmayı başarıyor. Telefonda tercih edilen işletim sistemi Android 7.1.1 ve bu fiyat seviyesindeki diğer markaların akıllı telefonlarına baktığımızda Motorola gerçekten burada biraz bonkör davranmış. Diğer markaların telefonları da Android 6.0'dayken güncelleme alıp alınacağı bile belli değilken Motorola direkt Android'in en güncel sürümlerinden bir tanesini sizinle buluşturmuş. Bu noktada da kendilerine teşekkür etmek lazım. Ve telefonun hepinizin merak ettiğini düşündüğüm performans tarafına baktığımızda ise MediaTek'in MT6737 adını vermiş olduğu bir işlemci 4 çekirdeğiyle sizin için çalışıyor. Tam performans çalışıyor. Bu işlemciye yine işlemcinin içinde yer alan bir grafik işlemci eşlik ediyor. O ise Mali'nin T720 MP2, diğer akıllı telefonlardan aşina olduğumuz bir model. Fakat bu telefonun ekranı büyük olduğu için ve işlemcisinde maalesef eski bir işlemci tercih edildiği için birazcık eksi yönleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Oyun performansı konusunda birazcık düşük kalıyor telefon. RAM tarafına baktığımızda ise telefon 3 GB bir RAM'le desteklenmiş. Bu ne demek oluyor? Yani günlük işlerinizde inanın çok iyi bir performans sergiliyor telefon. Zaten Android'i de biraz böyle, yani saf değil ama safa yakın. Çok böyle üstünde Samsung'un ya da diğer markaların kurduğu kadar eklenti yok. Dolayısıyla güzel bir kullanıcı deneyiminiz olacağınızı da söyleyebilirim. Şimdi işlemciden bahsetmişken az önce söylemiştim. İşlemci de keşke Snapdragon 430 ya da MediaTek'in yine MT6737T modelini kullansalarmış. Çünkü telefon içindeki işlemci yüzünden maalesef sadece HD video kaydedebiliyor ve görüntü kalitesi de ciddi anlamda düşük kalıyor bu sebepten ötürü. Keşke işlemciye birazcık daha önem verselermiş. Bu konu birazcık üzüyor açıkçası. Bu görmüş olduğunuz telefonun dahili hafızası 16 GB ama isterseniz içinde yer alan micro SD kart girişiyle
telefonunuzun hafızasını 128 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. İçinde yer alan micro SD kart girişi demişken şundan da bahsedeyim. Telefon arka kapağı çıkıyor. Neden çıkıyor? Çünkü sizin SD kartı ve SIM kartı takmanız için bu kapağı sökmeye ihtiyacınız var. Birincisi kapak çok zor çıkıyor. İkincisi de kapak yani bence birazcık gereksiz olmuş çıkarılması. Keşke daha farklı bir tasarım yapsalarmış. Çünkü pili sökülemiyor. Sadece siz iki tane kartı takmak için bu kapağı açıyorsunuz. Açarken de bayağı bir zorlanıyorsunuz. Bu birazcık tasarım konusunda bir eksi olmuş ama tabii ki telefonu almamanız için bir sebep değil. Teknik özelliklerden bu kadar bahsetmişken isterseniz GM6 ile Motorola'nın Moto E4 Plus'ının Geekbench skorlarını bir yan yana koyalım. Bakalım hangi telefon bize nasıl bir performans sunuyor, yani hangisi daha iyi bir performans sunuyor, hep birlikte bir görelim. Skorlardan görmüş olacağınız üzere iki telefon da birbirine yakın bir performansı kullanıcılarla buluşturmayı başarıyor. Fakat General Mobile'in GM6'sının Android One platformunda yer alması ve daha saf bir Android deneyimini sizlerle buluşturma sebebiyle, tabi bunların yanında ekranı da küçük biliyorsunuz görmüş olduğunuz üzere, bir miktar daha yüksek puan almayı başardı GM6. Ama baktığımızda ben günlük kullanımda bir fark hissedeceğinizi düşünmüyorum. Benim günlük kullanım dediğime de takılan arkadaşlar için şurada görmüş olduğunuz videoda günlük kullanımı açmıştım. Günlük kullanımın neleri kapsadığından bahsetmiştim. Oraya gidip, tabii video bitince oraya gidip oradan bakabilirsiniz. Moto E4 Plus'ın arkasında 13 megapiksellik bir kamera var ve bu kameranın diyafram aralığı f2.0. Yazılımı da desteklendiğinde düşük ışıklı çekimlerde iyi bir performans beklediğimizi söyleyebilirim. Birazdan kamera testinde sizin yorumlarınızı yorumlar bölümünde isteyeceğim. Hep birlikte karar vereceğiz telefon kamerasının nasıl çektiğiyle alakalı. Tabi işlemcinin az önce seçiminden ötürü telefonun video çekim seçeneğinin 720p ile sınırlı kaldığından bahsetmiştim. Onu tekrardan söylemek istiyorum. Telefonun video çekimi 720p, görüntüsünü burada hemen ben söyleyeyim, çok beğenmedim. Keşke birazcık daha önem verselermiş. Çünkü yani tamam günlük kullanımda video falan çekmiyoruz ama sosyal medya için birçok insan artık arka kamerayı kullanarak da hikayeler falan atıyor. Hatta en çok hikaye atıyor. Dolayısıyla böyle bir telefonda keşke video konusuna birazcık daha önem verseymiş Motorola. Telefonun ön kamerasında ise selfie severleri mutlu edecek bir özellik var. 5 megapiksellik kamera LED bir flaşla desteklenmiş durumda. Bunu da bayağı beğendiğimi belirtmemde fayda var. Şimdi az önce bahsettiğim kamera testlerini görmek için GM6 ile ikisinin yan yana yaptığımız çekimlerini bir izleyelim. Sizin yorumlarınızı yorumlar bölümünde bekliyorum. Lütfen yorumlarınızı ihmal etmeyin. Sizce hangi telefonun kamerası daha iyi bize yorumlarda belirtin. Arkadaşlar eğer böylesine gürültülü bir yerde Motorola Moto E4 ile video çekmek isterseniz sesiniz videoya şu anda duymuş olduğunuz gibi gidiyor. Eğer aynı işlemi General Mobile GM6 ile yaparsanız da sesiniz videoya şu anda duymuş olduğunuz gibi gidiyor. Son değerlendirmeye geçmeden önce telefonu elinize aldığınızda garipseyeceğiniz bir özelliği birazcık açmak istiyorum. Telefon ekranını açtığınızda, görüntüyü de böyle kaydırdığınızda karşınıza herhangi bir Android butonu gelmiyor. Bunlar neler? İşte bütün uygulamaları göster, arkada çalışan geriye dön tuşu ve orta tuş, kare diye bildiğimiz tuş. Telefonun görüntüsünde yok, buralarda da yok. Bunlar nereye gitti diye soruyorsanız da tam olarak ortadaki parmak izi okuyucu sensörün ve tuşun, tabii bu tuş fiziksel bir tuş değil, Apple'ın iPhone 7'lerde kullandığı tuşa benzer bir tuş. Tabii onlardan çok daha fonksiyonel bir tuş. Moto hareketlerini barındırıyor bu tuş içinde. Şimdi bu tuşla isterseniz parmağınızı sola kaydırdığınızda, ki zaten istemeseniz de kaydırmak zorundasınız uygulamalardan çıkmak için. Sola kaydırdığınızda olduğunuz yerden geriye gidiyorsunuz. Ve sağa kaydırdığınızda uygulama yöneticisini açıyorsunuz. Eğer buradaki tuşa bir miktar şöyle basılı tutarsanız ve telefon bir kere titredikten sonra parmağınızı çekerseniz de ekranı kilitliyorsunuz. Aslına bakarsanız şu açma tuşunun da
ne kadar gereksiz bir hal aldığını buradan görüyoruz. Yani tuşlara yavaş yavaş Motorola'da veda edecek diye düşünüyorum ilerleyen modellerde. Bu arada ben Android butonları olmadan yapamam. Android butonları olmazsa ben yaşayamam. Android butonsuz ben bir hiçim diyorsanız da ayarlardan tabii ki Android butonlarını görebileceğiniz hale tekrardan çevirebilirsiniz ama ekranınız daralır. Son değerlendirmemize geçebiliriz şimdi. Son değerlendirmemize de geldiğimizde dananın kuyruğunun koptuğu nokta burası arkadaşlar. Telefonun içinde 5000 mAh'lik bir batarya var ve inanın pil konusunda telefon adeta şov yapıyor. Çünkü 2 gün aralıksız kullanmamıza rağmen telefonun pili dayanmayı başardı. Buradan Motorola'yı da, Moto'yu da, Lenovo'yu da alayını tebrik ediyorum. Pil konusunda hakikaten olayı bitirmişsiniz bu telefonda. Ve mobil oyun severleri birazcık mutsuz edeceğini düşündüğüm bu cümlemi de söylemeden videoyu devam etmek istemedim. Oyun konusunda telefondan çok fazla bir şey beklemenizi sizin için önermem. Yani telefon oyun konusunda çok çok üst düzey bir performansı maalesef sizlerle buluşturamıyor. Ama yine de böyle bulmaca oyunlarıdır. Klasik günlük vakit geçirmek için oynayacağınız oyunlarda telefon sizi üzmeyecektir arkadaşlar. Ama ben oyun çok seviyorum, oyunsuz yapamıyorum diyorsanız başka bir modele sizi yönlendireceğiz gibi gözüküyor. Hemen oyun konusunda söylediklerimden sonra üzüldüyseniz tekrardan tekrar etmemde fayda var. Zaten bu telefonun iddiası inanın onlar değil. Telefonun iddiası size büyük bir ekran sunmak ki bunu başarıyla sunuyor görmüş olacağınız üzere. Bir diğer özelliği güzel bir kullanıcı deneyimi sunmak, güzel bir deneyim sunmak ve bir diğer özelliği de pil kapasitesiyle sizi mutlu etmesi. Telefonda bu üçü gerçekten hakkını vererek yer alıyor. Dolayısıyla sizin böyle bir telefona ihtiyacınız varsa, ben telefonumu artık şarj etmekten çok sıkıldım, her gün şarj etmek beni çok yoruyor, batarya beni bitiriyor diyorsanız bu telefon tam size göre ve fiyatına göre de oldukça üst düzey bir malzeme kalitesine sahip olduğunu belirteyim. Bu kadar fiyat demişken de telefonun fiyatı 1100 TL bence güzel, bence alınır. Bence almalısınız yani. Güzel bir telefon. Tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.